Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, Ekim ayı yılbaşı çiçeği ayı arkadaşlar. Ekim ayında çiçeğimize bakım yaparsak yılbaşı çiçeklerimiz de bize bu aydan sonra havalarda soğuduğu için biliyorsunuz yılbaşı çiçekleri kış çiçeği bol bol tomurcuk verip çiçek açar arkadaşlar. Fakat bunun için bakım çok önemli. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle böyle iki farklı cins yılbaşı çiçeğim var şu anda önümde. Bu büyük saksıda e, aşağı yukarı 5-6 yıldır benimle beraber yaşayan ince yapraklı kırmızı açan e, yılbaşı çiçeğim. Yılbaşı çiçeğimi normalde e, masa üzerinde ışık alan bir yerde tutuyorum Sevgili arkadaşlarım yılbaşı çiçeklerimizin gün ışığı alması şart şimdi yorumlarda okuyorum bazen bana yazıyorsunuz ee, şöyle yaprakları solmuş yılbaşı çiçekleri olan sevgili arkadaşlarım bunun en büyük önemli özelliği nedir ışıksız kalması bakın masanızın üzerine koyun gün ışığı ışık alan yerler daha canlı ve daha e, diri yaprakları vardır ama ışık almayan yerlerde solgunluklar oluşabilir. Bunun için ışık alan yerde gerekirse çiçeğinizin gün içerisinde ışık alan yere çevirip diğer yerlerin, yerlerinin de ışık almasını sağlayabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi iki farklı cins. Bu iki cins de kalın yapraklı buna göre kalın yapraklı ve kenarlı tırtıklı olan bundan yine çoğaltarak filiz alaraktan çoğalttığım yılbaşı çiçeği çoğaltımı için böyle küçük saksıya ekmiştim arkadaşlar artık saksıdan e, gördüğünüz gibi kendini taşırmaya başladı hep bir yana büyümüş bunun büyük bir saksıya e, saksı değişimi yapmam gerekiyor Sizlerde yılbaşı çiçeklerinizin çoğaltımını yaparken e, büyük saksıya yaparsanız bu şekilde büyüyeceği için her bir yanına yapraklarını dallarını sarkıtacağı için Büyük saksıda olmaları onların gelişimi için daha güzel oluyor arkadaşlar. Bakın çiçeğimizin büyüdüğünü, sağlıklı olduğunu, geliştiğini bu yeni verdiği yapraklardan da anlayabiliriz. Her bir dalından yeni yeni yapraklar vererekten kendini büyütüyor, geliştiriyor. Çiçek zaten geç gelişen bir çiçek e, fakat yılbaşı çiçeklerinin bakımlarla daha hızlı büyümesini sağlayabiliriz. Bakın, her bir yerinden yeni yeni yapraklarımız çıkıyor. Şimdi dediğim gibi Ekim ayı yılbaşı çiçeğinin bakım ayıdır. Ee, ara ara tabii ki de çiçeklerimize bakımlar yapacağız, ama Ekim'de bunu e, daha da 15 gün arayla yaparsak. Dediğim gibi kışın çiçeğimiz daha fazla çiçek açar. Bol tomurcuk verir. Saksılarımı gördünüz. İnşallah çiçeklerim bol tomurcuk ve çiçek açtığı zaman sizlerle yine paylaşacağım arkadaşlar. Bu gördüğünüz yılbaşı çiçeğim. Beyaz açan yılbaşı çiçeği. Bu da aynı şekilde. Bu da kırmızı açandı. Şimdi vitamin olarak dedik. Ara ara çiçeklerime vitaminler veriyorum. Özellikle bu ara yılbaşı çiçeklerinin... Ee, yoğunlaştım video paylaşım olarak. Çünkü dediğim gibi yılbaşı çiçeklerinin bakıma bu aylarda daha çok ihtiyacı var. Ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle çiçeğimizin ev ortamında bir masa üzerinde mutlaka ışık alması gereken bir yerde durması gerekiyor. Kesinlikle ve kesinlikle çok sulama yapmıyoruz. Çiçeklerimizin e, özellikle yılbaşı çiçeklerimizin çok suyu sevmediğini hepimiz biliyoruz artık. Yılbaşı çiçeği büyütenler, yetiştirenler bunu bilir. Çok fazla sulama yapıldığı zaman kökünde çürümeler oluşuyor. Bu çürüme e, çürüdüğü zaman zaten çiçeğin ölümü gerçekleşiyor arkadaşlar. Bunun için haftada bir kez su vereceğiz. Işık alan bir ortama koyacağız. Çoğaltımını biliyorsunuz fidizinden kopartıyoruz. Dilerseniz köklendirme yapabilirsiniz. Köklendirme yapmadan yetişmiyor. Yetiştiremiyorum diyorsanız. Ben köklendirme yapmadan hep çiçeklerimi ektim. Bunlar da aynı şekilde. Ee, köklendirme yapmadan da doğru toprak ile bunu ekebilirsiniz. Vitaminimize gelelim. Evet. Şimdi Bugün ekimin 3'ü sanırım. Ee, 15 gün arayla. Dilerseniz bunun suyunu dilerseniz posasını dilerseniz kuru olarak verin arkadaşlar <laughs> nedir bu hemen göstereyim şöyle kabımın içerisinden bu bildiğimiz evde demlediğimiz çay arkadaşlar ben sizlere tüm çiçeklerimde vitaminler öneriyorum ee, birçok vitamin var muz kabuğu yumurta kabuğu fasulye, nohut suyu, pirinç suyu, nişasta, patates kabuğu. Ama içlerinden en ve en etkilisi çay. Özellikle yılbaşı çiçeklerinin büyüme, gelişme, daha sağlıklı olmasını ve bol tomurcuk çiçek açmasını sağlayacak bu çay. Ben genelde çayın çöpünü veriyorum. Bazen soğuk bir şekilde üstte kalan demini veriyorum. Fakat sinek yapan diyen sevgili arkadaşlarımın yorumlarını okuyorum. Bunun için sinek yapmaması için kuru çayı öneririm. Ama mutlaka çayı öneriyorum arkadaşlar. Çayın şöyle bir avuç alıyoruz. Toprağın etrafında gezdiriyoruz. Bu şekilde. Evet, sonra normal suyunu verelim. İşlem tamam. Bil, biliyor musunuz bilmiyorum. Bu bilimsel olarak da kanıtlanmış. Bitki, ağaç ve çiçeklerde, sebzelerde gerçekten çay çok etkili arkadaşlar. Bu küçük olduğu için buna da yarım avuç verelim. Hiç korkmayın. Hiç endişe etmeyin. Çiçeğinize hiçbir şekilde zarar vermez. Sadece çiçeğinizi besler ve çiçeğinizin daha sağlıklı olmasını olmasını sağlar arkadaşlar. Şöyle çayım benim bu kabımda buradan alıp alıp koyuyorum arkadaşlar. Hemen şöyle yine saksımızın içerisine bakın 15 gün önce yine vermiştim çay görüyorsunuz. Şimdi 15 gün sonra tekrardan veriyoruz. Bu işlemi yapın çiçeğinizi evin ortamında e, serin bir yerde sonrasında ışık alan bir yerde tutun yılbaşı çiçekleriniz uzun yıllar sizinle yaşar arkadaşlar solmuş buruşmuş, kurumuş dökülen yaprakları daha sağlıklı olur büyüme hızı artar bol bol yavru verir çoğaltmak isterseniz ve açmayan yılbaşı çiçekleriniz açar bu kadar emin konuşuyorum yüzde yüz etkili arkadaşlar İnşallah açtığı zaman da paylaşacağım o zaman bana hak vereceksiniz Evet sevgili arkadaşlarım beni nerelerden izliyorsunuz hangi şehirlerden hangi ülkelerden yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum yorumlarda buluşalım